Motosiklet delice bir tutkudur bazıları için. Vurdular mı şöyle bir yola, rüzgar bile yetişemez onlara. Ancak bir dikkatsizlik ya da hata her an ölümle sonuçlanabilir. Tek koruyucuları kafalarına taktıkları kasklardır. Ama öyle az kullanırlar ki onları, hep bir bahaneleri vardır. Ha, yolu kısa diye takmamıştı o gece kaskını. Geç saatlere kadar çalışıp arkasından Ortaköy'de iki tek atıp eve doğru yola koyulmuştu. Ulus yönünden Koç Köprüsü'ne son sürat girdi. Ancak ileride park etmiş otomobili görmemişti. Uzay'cığım tebrik ediyorum. Evet, şu anda Uzay'ın durumu hala kritikliğini koruyor. Hepiniz bütün sevgi dolu arkadaşları onun için sevgi mesajları yollasın. İyileşecek, buna ümidimizi kaybetmedik. Uzay Heparı, geçtiğimiz Aralık ayında Yıldırım Aşk'la vurulduğu modacı Zeynep Tunuslu'yla nikah masasına oturmuştu. Bu sürpriz nikahın ardından bol eğlenceli, ilginç bir düğün yapan çift, o büyük aşklarını her zaman her yerde sergiliyordu. Hızlı yaşamayı seven Uzay Heparı'nın en büyük tutkularından biri de bilardo oynamaktı. Bir tutkusu daha vardı Uzay Heparı'nın. Kendisine büyük bir özgürlük duygusu hissettiren motosiklet kullanma tutkusu. Ne nasıl oldu anlatacağım? Saçlar kocam her şekilde çok yakışıklı bir erkek. Bak ben doğrusunu söylüyorum. Efendim olay saat 12 sularında meydana geldi. Çengelköy'deki evde içtikten sonra saçlarımı kesmeye karar verdik Zeynep'le. Ve ben yanlarını biraz daha almaya karar verince sonuç bu oldu. 2,5 saat jiletle uğraşıp bu hale getirebildim kanlar içinde. Ama teşekkür sonuç ediyorum. Yine güzel değil mi? Yine her zamanki gibi çok seksi. Ne? Her zamanki gibi çok seksi olduğunu söyledim. Üf be Zeynep aman. Of. Gittik buradan o zaman. Yeter mi? Uzay artık aramızda yok. O tutkuları,
sevgileri ve müzik dehasını konuşturduğu besteleriyle hep anılarda yaşayacak. Çok üzgünüz. Ne söyleyeyim? Hepimiz buradayız. Çok üzgünüz. Siz çok değerli bir müzisyeni kaybettik. Tanışma senem 76 idi üzerinde. Yani dedim Allah annesine karısına sabır versin. Uzay'a da Tanrı'dan rahmet dilemekten başka bir şey yok. Çok üzücü tabii. Başka bir şey demeyeceğim. Büyük bir kayıp. Vallahi bütün müzik camiası adına çok üzgün olduğumu söylemekten başka yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ne istediğim? Çok acı hissediyorum. Çok acı hissediyorum. Çok büyük bir kayıp. Yazık. Çok yazık. Bir daha bir Uzay Hapari'yi bu yaşta, bu yetenekleriyle bu müzik dünyası nereden bulacak? O zaten tertemiz bir insandı. Eminim şu anda melek olmuştur. Uzay'ın diğer organlarını bağış yapılması için Zeynep Hanım'a sanırım başvuruda bulunmuş. En az 7 kişinin hayatını kurtarabileceği söylendi. Bu konuda sizin bir bilginiz var mı? Uzay Bey'in durumunda böyle bir müracaat yapıldığı hakkında bize hiçbir bilgi gelmemiştir. Yakınları, ailesi ile müracaat eden varsa benim bilgim dışındadır. Çok talihsiz bir olay yaşadın. Bir tarafta sanatçı olarak sen, diğer tarafta sanatçı olarak Uzay Hapari. Nedir bir olayın ilk gecesini gene biraz geri döndüreceğiz seni ama o geceyi bize bir anlatır mısın? İşte evimden çıktım. Küfede çalışıyoruz. Oraya gidiyorum. Saat 11.30 sularıydı. Koç Köprüsü'nün üzerine çıktıktan sonra müthiş bir ses gelmeye başladı arabadan. Yani ilk defa da başıma geliyor böyle bir şey. Ses geldi, biraz sarsıldı araba. Tam köprünün düzleştiği yerde, yani daha henüz şeye doğru değil, bayır aşağı değil araba, düzleştiği yerde birdenbire durdu araba. Ses hiç kesilmedi durmasına rağmen. El frenini çektim. İşte her şey o anda oldu, bitti. Bir anda bir gürültü duydum arkamda. Benim durmamla arkadan gelip çarpması bir oldu. Yani. Peki, o sen tabii uzun süre bu olayın şokunu yaşadığın için senin gıyabında bir sürü olay yayınlandı. İşte sen arabadan inip bir taksiciden yardım istemişsin. Araban çalışmamış falan. Bu arada işte reflektör yakabilirdi, uyarıcı yapabilirdi, arabasını köprüden aşağı indirebilirdi gibi şeyler. Böyle bir şeye imkanın olabildi mi? Asla böyle bir şeye vaktim olamadı zaten. Arabadan arızalandıktan sonra inip etraftan yardım isteyip bunu yapacak olsam en önce zaten gider gerekli önlemleri alırım araba için. Ya ben arabadan iniyor da olabilirdim bana vurduğu anda. Yani hiç böyle bir şeye vaktim olmadı. Arabanın durmasıyla bana çarpması bir oldu. Arabadan hiç inmedim, arabamı terk etmedim yani. Peki sonrasında Uzay'ın hastaneye götürülmesi, ilk müdahaleye orada seninle beraber katılanlar falan, sonrasında neler oldu? İşte sonra indim arabadan. Tam olarak önce tanımadım. Yani daha doğrusu tahmin bile etmiyorum böyle bir şeyi. Yüzüne bakamadım. Bir çocuk yatıyor yerde. Nefes aldığını hissettim. Fark ettim. Bir anda araba da zaten arızalı. Arkadan da vurunca darbe de yedi araba. Ne yapabilirim? En yapılabilecek tek şey taksiyle hastaneye götürmek. Önce almak istemedi arabalar. Sonra hemen, yani bunlar çok çok çabuk oluyor ama. Hemen bir özel araba durdu. İçinden 3-4 tane genç çocuk indiler. Yanlarında da bir genç kız vardı. Onlar çok yardım ettiler bana. Durdular hemen. Bir taksi, çocuklardan bir tanesi taksiyi, tamam ben taksiyi durdurdum dedi. Durdu taksi. Siz taksiye bindirin. Şişli Etfal'e götürün dediler bana. Tamam dedim ben. Hadi o zaman yardım edin, kaldıralım dedim. Ve o sırada yanına gittiğim zaman Uzay olduğunu fark ettim. Orada çok büyük bir şok yaşadım zaten. Arabanın arkasına yatırdım. Kendim öne oturdum. Şişli Etfal'e gidene kadar da hep
içimden sürekli uzay uzay diyorum. Tek elini tuttum, şöyle yana kaymıştı arabada. Tuttum. Hastaneye gidene kadar hiç nefesi kesilmedi. Sürekli nefes alıyordu. Derin derin nefes alıyordu. Hastaneye götürdüm. Hemen işte sedyeyi getirdiler. Acil servise aldılar. Peki senin için tutulan raporlar falan var. Bu arada alkol kontrolü falan yapıldı mı sana? Tabii, hemen oraya hastaneye gider gitmez ilk önce onu yaptılar zaten. Alkol yok ya. Evimden işime gidiyorum. Peki daha sonrasında kazadan sonra uzayı ziyaret edebilme imkanın oldu mu? Uzayı zaten işte ertesi gün, bütün gün işte mahkeme işi, karakol, malum işlemlerle uğraştım. Ondan sonra gerçekten çok yaşadığım şokun etkisiyle ve çok yakın arkadaşlarım da hastanede giden insanlar, orada olan insanlar, gelme. Orada da işte bir takım insanlar sorular sorarlar, şey yaparlar, canın sıkılır, sinirlerin zaten çok bozuk dediler. Ve ondan sonra da zaten uzayın durumu iyice tehlikeye girdikten sonra da dağıldı insanlar hastaneden. Yani ilk önce bayram nedeniyle çok bir kalabalık vardı orada. Ama ben sürekli hastaneden haber alıyordum. Hatta hastaneye gidip ziyaret eden arkadaşlar ondan sonra gidip bir de gelip beni ziyaret ettiler. Onlardan sürekli haber aldım. İşte telefonla ulaşıyorum sürekli hastaneye. Böyle yani gidip tekrar orada onu yaşamak istemedim. Demet, o akşam kaza sonrasında etraftan yardım istediğini söyledin ve bir grup gencin sana hastaneye kadar yardımcı olduğunu söyledi. Sonrasında görüşebildiniz mi kendileriyle? Sonra görüşemedim. Zaten onlar benimle hastaneye geldiler, Şişli Etfale. Orada da yardımcı oldular. İşte sağa sola telefon etmemiz lazım. Birilerine haber vermemiz lazım. Hep onlar yardımcı oldu. Bu arkadaşları göremedim daha sonra. Belki bilmiyorum, izlerler programı. Beni bulsunlar, onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten o gece bana çok yardımcı oldular. Hem hastaneye götürdüğüm zaman hem hastanedeki işte telefon etmeme yardım ettiler. Sürekli başımdaydılar. Ben karakola gidene kadar onlar hastanedeydi. Daha sonra ne yaptılar bilemiyorum ama beni hiç yalnız bırakmadılar. Onlara hem teşekkür etmek istiyorum. İzliyorlarsa beni bulsunlar mutlaka. Hepimiz sağ olalım. Çok bütün sevenleriyle uzaycım yaptığı müziklerle, bıraktığı eserlerle yaşayacak.